Merhaba, profesyonel koç Aysel Eker. Ben Mavi Kadın'da Nasıl Başardın da yepyeni bir konukla sizlerle birlikteyim. Bu haftaki konuğum iş güvenliği uzmanı alanında uzun süredir şirketiyle varlığına devam ettiren Özgen Kaya. Hoş geldin Özgen. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim, sen? İyiyim ben de, iyi ki geldin. Çok teşekkür ediyorum. Önce bir seni tanıyabilir miyiz? Kim Özgen? Özgen Kaya, biyoloğum. İş güvenliği uzmanıyım. Metgen OSGB'nin de kurucusuyum. Yaklaşık 6 yıldır sektörde iş sağlığı güvenliği alanında hizmet veriyorum. Peki neler yapıyorsun Özgen? Firmalarımız var. Özellikle 2012 yılı itibariyle çıkan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Ortak Sağlık Güvenlik Birimi yönetiyorum. Ne demek Ortak Sağlık Güvenlik Birimi? Sektör fark etmeksizin çalışanı olan her türlü firmanın uzmanını ve iş yeri hekimini sağlamış bulunuyoruz. Aynı zamanda da basit tıbbi laboratuvarımız var. Burada da sağlık raporu, işe giriş ve periyodik muayene formlarını gerçekleştiriyoruz. Biyoloğum dedin. Evet. Peki bu yola nasıl girdin? Kendi şirketini kurma fikri ve bu yola girmeye nasıl karar verdin? Bu uzun bir süreçti aslına bakıldığında. 2011 yılında mezun oldum üniversiteden. Fizik, kimya, biyoloji bilim dalları biliyorsunuz. Ve bu bilim dalının aslında bir mesleği olmaz. Yani bilime meslek diyemeyiz. Eğer öyle demiş olsaydık Mendel de genetik çaprazlamayı buldu ama rahipti. Meslek edinme durumuyla aslına bakıldığında ülkemiz üniversite mezunu çıkartmaya çabalıyor. Hepimiz aslında o süreçten geçerken nasıl bir iş yapacağız, hangi alanlara ilerleyeceğiz şeklinde kafa karışıklıklarıyla belki ilerliyoruz ve sonra kendi yolumuzu çizmeye çalışıyoruz. Ben mezun olduğumda akademik kariyer mi yapmalıyım, araziye mi çıkmalıyım, istatistik mi oluşturmalıyım, böyle bayağı kafam karışıktı aslına bakıldığında. Bölüm ikincisi mezun oldum, yüksek lisansımı yapmak istiyorum deyip İstanbul Üniversitesi'ne özel öğrenci statüsüyle kaydoldum ve Başkent Üniversitesi'ne de sınavla perfüzyonist olarak aslında meslek hayatıma başladım. Konjektal böbek ameliyatlarına giriyordum. Zirvede bıraktım, öyle söylüyorum, 2,5 yılın sonunda. Girdiğim ilk andan itibaren ben buradan böyle emekli olmayacağım dedim. Yani ama o başarma hırsı belki de ki bendeki. Yapamadı dedirtemem. Hani öyle bir hırsım var belki de, bilmiyorum. O süreç içerisinde 2,5 yıl kadar hastane tecrübem var. Sonra 2012'nin sonu 2013 gibi bir yasa çıktı. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu. Birbirinden bağımsız, 4857 iş kanunundan bağımsız bir sektör oluştu. Ben istifa ettikten sonrasında da bir firmanın genel koordinatörlüğünü yapmaya başladım. ACY22, işte birçok kurumsal firmanın koordinatörlüğünü yapıyorum. Ekip arkadaşlarım iş güvenliği uzmanı ve bu konuda yetkinlik alabilmek için tabii ben de sınavlara işte ve birçok şeye katıldım. 2015 yılı itibariyle de bunu kendim neden yapmıyorum dedim. Çünkü sektörde bazı aksaklıklar vardı. Özellikle OSGB'lere danışmanlık yapmak istiyorum. Ben bu iş böyle yapılmamalı diye çıktım aslında yola. 2015 yılında da şirketi açtım. Ve yaklaşık 6 yıldır birçok sektörle çalışıyoruz. İnşaattan hastaneye, sağlık sektöründen tekstil sektörüne, restoran gibi birçok sektörle çalışma hayatını devam ettiriyoruz. Ekip arkadaşlarımızla birlikte iş yeri hekimi arkadaşlarımız var, iş güvenliği uzmanı arkadaşlarımız var, mühendis arkadaşlarımız var, hemşirelerimiz var. Bu şekilde bir çalışma hayatı içerisindeyiz. Yani ne yapacağını düşünen üniversite mezunu bir genç. Evet. Adım atıyor, sonra da farklı bir yöne yöneliyor gibi anlıyorum. Burada aslında dediğim gibi hani fizik, kimya, biyoloji bunlar bilim dalları ve bilimin gerçekten mesleğinin olmadığına inanıyorum. Aslında ben insanlara dokunarak bu anlamda iş sağlığı, güvenliği bilimiyle de bilimin bir tarafına hizmet ediyorum. Ticarete atılan bir bayan olarak. Çünkü bir şey üretmek, katma değer üretmek bence en önemli şey. Ülkemizdeki üretim şeyi sadece aslına bakıldığında hani gıdada ya da işte araç üreterek ilerlemiyor. Bazen katma değer üretebiliyor olmanız da sizin katkı sağladığınız birimler arasında olmuş oluyor. O yüzden üretebiliyor olmayı seviyorum. Her alanda üretebilmeyi seviyorum.
Üretebilmeyi seviyorum dedin. Başka hangi tarafları bu işin böyle anlatırken de gayet keyifli anlatıyorsun çünkü. Hangi tarafları sana çekici geliyor? Sağlık tarafı daha çekici aslında bakıldığında, mühendislik tarafındansa. Belki de hani o canlı bilimiyle ilgilenmenin vermiş olduğu şeyle. Sağlık alanında sağlığı ulaştırabiliyor olmak, insanlarla bir arada olma tarafı bana çekici geliyor açıkçası. Ve o kısmından sanki daha fazla keyif aldığını anlıyorum. Evet. Bir de arada dedin ki insanlara dokunmak hoşuma gidiyor. İnsanlara dokunma şeklin ne? Hani bu işle ilgili olarak. Bir bilinç oluşturmak, bir kültür oluşturmak aslında bakıldığında çok yeni bir sektör çünkü iş sağlığı güvenliği. Biz de Avrupa Birliği'nin ve ILO sözleşmeleriyle birlikte kanunlarla ilerlemiş bir pozisyonda bir sektör. O yüzden bu kültürü oluşturabiliyor olmak, yani belirli bir mavi yakayı da beyaz yakayı da bu anlamda eğitimlerle proaktif olarak ilerletebiliyor olmak aslında bakıldığında dokunmanın bir yöntemi. Ben aynı zamanda ilk yardım eğitmeniyim de. Eğitmenlik kısmımla dokunuyor olmak hoşuma gidiyor. Keyif aldığını anlıyorum bu süreçten. Evet. Peki dedin ya hani mezun olduğunda hani bilimlerle meslekler bazen örtüşmüyor. Dolayısıyla da aslında ben hani ilerlerken ne yapacağımı bilemiyordum. Şimdi böyle dönüp baktığın zaman aslında ilerlediğin yolla ilgili ne düşünüyorsun? Bir kere hayal etmek gerektiğini düşünüyorum. Ülkemizde çünkü üniversite dediğim gibi artık metrobüslerde dahi üniversite var. Her an bir o çocuklara bir başarı endeksiyle ilerleyen bir durum söz konusu. Bu aşılanıyor. Ve tabii kolay herkes aslında bakıldığında hayatını alabileceği meslekten iyi paralar da kazanma arzusu içerisinde. Buradaki benim hiçbir zaman hayatımda çok iyi para kazanacağım dürtüsü oluşmadı. Ben hep çok iyi iş yapacağım, daha iyisini, daha kalitelisini yapacağım şeklinde bir durumum söz konusuydu. O yüzden hani mezun olduğum alanda iyi işler yapma noktasında açıkçası çok isterim hala hazırda da bence bunun bir süreci yok. Yani 5 yıl mezun oldun, 5 yıl sonrasında bir şey ürettiniz, 20 yıl sonra, 30 yıl sonra. Çünkü neyin ne zaman aslında bakıldığında hayatımıza dahil olup bir üretime dahil olma prosesini oluşturacağımız çok biraz hayatın akışında ilerleyen bir şey. Çünkü bu biraz fikirlerin bir araya gelmesiyle ilerliyor. Hiç kimse tek başına aslında bakıldığında hani bir şey üretmiyor. Bir ekibin parçası olarak bir şey üretiyor. İş dünyasını eğer bu anlamda kullanmayacaksak zaten bir şey üretebiliyor olmamızın da ihtimali yok. Yani öyle bir hani yukarıdan bir vahiyle hadi bilim adamı ol gibi bir durum söz konusu değil. Bilim, iş, özel sektör, devlet, üniversite bunların hepsinin bir araya geldiği bir aslında alan ve oradan çıkacak üretimle de devam eden süreçte aslında hizmet edebiliyor olmak, topluma hizmet edebilecek unsurları yaratabiliyor olmak bence bilim insanının aslında bir parçası. Yoksa hani bilimin parçası olmadığı sürece topluma hizmet etmiyorsa sanat gibi aslında hani sanat sanat için mi, sanat toplum için mi gibi bir anlamı da olmayacağını düşünüyorum. Yani teoriyle uygulamanın mutlaka bir araya gelmesi gerektiğini anlıyorum senin bakış açından. Evet. Bunu nasıl yapıyorsun işinde peki sen? Özellikle bizim alanımızda mühendislik tarafında da sağlık tarafında da çok fazlasıyla bilgi var aslında bakıldığında. Bu bilgiyi firmalara doğru danışmanlıklarla veriyoruz. İşte o teori dediğimiz yani bir firma sahibinin inşaattaki 2007'de çıkan bina eklentiler yönetmeliğinden haberinin olmasına gerek yok. Ama bu teorideki durumu uygularken nasıl uygulaması gerektiğini bizim gibi firmalarla, danışmanlık yapan firmalarla ilerlemesi gerekiyor. O yüzden hem bilgi dağarcığımızı çok fazla arttırıyoruz ama o bilgiyi nasıl kullanacağımızı da firmalara gösteriyoruz. Anlıyorum. Peki az önce dedin ki hayal etmekten bahsettin. Seninle program öncesinde konuştuğumuzda da bir hayal etmekten bahsettin. Ne hayali kuruyorsun? Ne var hayalin içinde? Çok şey kuruyorum. Yani ben her an imgeliyorum aslında bakıldığında. İnsanın hayal ettiği her şeyde kavuşabileceğini biliyorum. İmgeleme çalışmalarının hani bu anlamda zaten hani psikolojik olarak da çok fazla etkisi olduğu biliniyor.
İş hayatımla alakalı baktığımda hedefler koyduğum, işte 5 yılda şunu yapacağım dediğim şeyler var. İnşallah hani bu anlamda bir sağlık sektörünün tam kalbi olan bir pozisyon oluşturabilirim. Hedef noktasında. Kendi kişisel gelişimim ve hani o iş dünyasındaki gelişimimde de gerçekten topluma hizmet edebiliyor olmak ve hem kendi ekip arkadaşlarımızla hem de dışarıda bulunduğumuz herkesle belirli bir akışta olabilmeyi arzuluyorum o kişisel gelişimimde. Yani bir şekilde hepimiz birbirimizden etkileniyoruz diye düşünüyorum. O etkilenme sürecini umarım herkese o kelebek etkisiyle ilerletebiliriz. Aslında bu hayalini tek başına değil de evet. Bütünsel olarak ele aldığını görüyorum. Hı hı. İşte ekibinle, etrafındaki tabii. kişilerle ve topluma da değer yaratması tabii. anlamında bahsettin. Peki seni ne motive ediyor bütün bunlarla ilgili olarak? Özcan? Çok çalışmak. Ben fazla çalışan birisiyim sanırım. Motivasyonum başarı üzerine aslında, hı hı. başarma üzerine. Bir şeyleri elde etmeye, başarma üzerine motive oluyorum. Hı hı. Yeni bir şey öğrendiğimde çok motive oluyorum. Yeni bir bilgi edindiğimde. Yeni bir ortama girdiğimde aşırı motivasyonum yüksek. Yani aslında beni yüksek enerjili birisiyim. Her şey beni motive edebiliyor. Buna bahanem yok. Her şey motive edebiliyor beni. Ama etrafta hani o böyle enerji canavarları denilen şeylerden de kendimi uzaklaştırdığımda aslına bakıldığında bu sefer kendi kendimi motive ediyorum. Yani o enerji canavarlarına karşı da böyle bir hırsım oluşuyor. O yüzden azimli birisiyim aslına bakıldığında. Yani hani hırs demeyelim ama azim diyebiliriz. Sanki böyle motivasyon dışarıdan çok kendi enerjisini korumak üzerine evet. ilerleyen biri var. Peki içeride ne var? İçeride çok düşünen, çok derine inen bir Özgen var. Çünkü o derine inen Özgen aslında bakıldığında empati duygusu çok yüksek. Her an anlama üzerine. Anladıkça karşı tarafın anlamlandırdığım şeyde belki benimle aynı farkındalığa ulaşmasını arzuluyorum. Hani bunu tam ifade edemiyorum ama bu farkındalık sürecinde birçok insanda belki hani olmayan ya da hani belki birkaç kişide olan altıncı hisler noktasındaki o farkındalığı belki herkesin ulaşması gerektiğine inanıyorum. Bilmiyorum, belki o anlamda bir misyonum var. Hani o kişisel gelişimimdeki aslında misyon durumu, üniversitede ne iş yapacağın toplumla alakalı bir misyon edinme. Ama diğer taraftan da kişisel gelişimdeki o misyonu da aslında bakıldığında hala bir yolculuk içerisindeyim. Bulmaya çalışıyorum. Peki dedin ya hani bir farkındalığın hani hem kendin tarafından tabii. sahip olduğun farkındalığın etrafındaki kişiler tarafından da elde ediliyor olmasını önemsiyorum tabii. dedin. Bu bakış açısındasın. Diğer taraftan empati benim için önemli dedin. Bu yaklaşımın özellikle farkındalığa dair etrafı nasıl etkiliyor? Dışa vurumu ne oluyor bunun? Aslına bakıldığında şöyle çoğu zaman bu farkında olma durumuyla birlikte bunu alıp almamalarıyla dönem dönem ilgileniyorum. Yani dış tarafta insanların algılamasıyla ilgili. Kabullenmediğim taraf nasıl görmezler oluyor aslına bakıldığında. İnsanların bence hayatlarında döngüler var çünkü. Biz işte belirli yani sürekli aslında aynı profilde insanlarla karşılaşıp aynı belki olay çerçevesinde hareket ediyoruz. Ve o döngülerden çıktığımızda aslında bir level atlamış oluyoruz, boyut atlamış oluyoruz diye düşünüyorum. O yüzden karşı tarafta ya da çevremdeki kişilerde bu döngülerini hani görmek istemeyen kişilerin görmesindeki o zorluğu bazen yaşayabiliyorum. Hani bak bu bir döngüydü, farkındasın değil mi? Ama bazen içselleştirmesi lazım karşı tarafında. Hatta bunu çok da söylerim. Bu kadar çok farkında olunca artık gelişmek istemiyorum hani insanlara göre diye bazen söyleyebiliyorum. Bu da kötü bir kod, farkındayım aslında bakıldığında. Ama şöyle ifade etmem gerekirse herkesin kendi süreci var aslında ve o süreç içerisinde
Sizinle birlikte yürüdüğünüz o yolda tabii ki aynı eş zamanlı yürüyemeyebiliyor insanlar. Hı hı. Ben hani bu anlamda yetkin birisi değilim. Benle birlikte herkes yürüsün gibi bir yetkinliğim zaten hani söz konusu değil. Sadece ne alabilirim, ne verebilirim? O alma verme dengesini doğru oluşturmayı açıkçası arzuluyorum. Hı hı. Çünkü hayat sınırlar üzerine kurulu. Eğer o sınırlar alma verme dengesini bozuyorsa o zaman işte sistem bozuluyor. İki taraf için de. Yani herkes için de. Peki dedin yani döngülerden bahsettin. Sen kendi hayatındaki döngüleri nasıl fark ediyorsun? Yaşarken bunu burada da yaşamıştım diyorum açıkçası. Yani şöyle özellikle işle alakalı bakacak olursak bir olay karşısındaki tepkim bir sonraki olaydaki tepkimle eğer ya da karşı tarafın tepkisiyle aynıysa diyorum ki evet burada ben bunu bir kere daha yaşamıştım. Yani burada ben değişmezsem bunu bir üçüncü kişide de yaşayacağım. Çünkü olaylar hep aynı ve tepkiler karşınızdaki kişiler değişse de olaylar yine aynı oluyorsa demek ki aslına bakıldığında sizin değişim sürecinizde siz o dersi alamamışsınızdır. O dersi alabilmeyi fark edebiliyor olmak aslında bakıldığında önemli bir şey. Hatta geçen hafta bir sohbet sırasında dedim ki böyle böyle bir şeyler oluyor ve bunlar aslında sorun değil mi? Yani insanlar için bunlar sorun olması gereken şeyler. Bu senin için sorun, onun için sorun olsa o bana gelirdi dedi. Yani tam olarak farkındalık süreci aslında bakıldığında kendi gelişimini ilerletmek isteyenler için ilerliyor. Ama bazı insanlar o halinden mutlu ve o oyun alanında kalmak istiyor ve onun için önemli olan taraf orası. O şekilde hayatını devam ettirmek istiyor. O zaman müdahale etmemek gerektiğini öğrenmeye çalışıyorum. Öyle diyeyim. Anladım. Yani kendi döngülerini aslında tekrara düşmesinden anlayan bir özgen var. Evet. Peki böyle hani döngülerin de farkında, farkındalığı da yüksek olan özgen için böyle hayatında mutlaka vardır zorluklar karşılaştığın. Böyle hani en büyük başarım bu benim dediğin ne var özgen? Aslında kendi gelişimimde daha başarı diyebileceğim bir noktaya ulaşmadım. Yani orada belki de o yüzden hala motivasyon sürecim öğrenme üzerine devam ediyor. Deniyorum. Deniyorum. Yani şunu anlıyorum söylediğinden benim en büyük başarım henüz başarılamadı. Evet. Doğru. Doğru. Peki Özgen bu hani yolculuğuna baktığın zaman bunu bütün konuklarıma soruyorum ben. Bu yaşadığın geldiğin o yolculuğa bir isim versen. Ya da belki şu anda aklıma geldi sana seninle ilgili kısmı değiştirmek istiyorum. Tamam. Hayalleri olan bir özgen var. Oraya gitmek istiyor ve çok incelemeler yapıyor. Bu yolculuğa bir isim versen ne isim verirdin Özgen? Aslına bakıldığında hani bu insani bir isim. Yani insan olma süreci diyebilirim buna. Çünkü bizler toplumun parçası olarak ilerliyoruz. Ve temelde hiçliğe doğru giden bir kavramla aslında bilgiye aç oluyoruz. Yani ben aslında hem çok herkese hitap etmeye çabalıyorum hem de bir taraftan da o yolculukta insani hani çok basit o insani dürtüleri çok iyi kazanmak istiyorum. O insani bir yolculuk benim için. Onun ismini bence sadece insan olmak diye de verebiliriz. Bence çok güzel bir cevap. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tabii ki burada şimdi sormak istediğim sorular çıkıyor. Hani sen konuştukça aklıma geliyor. Malum biliyorsun programın süresiyle ilgili olarak da. Evet. Ben sana sonra soruyor olacağım bunu. İyi ki geldin. Teşekkür ederim. Ediyorum. Çok sağ ol. Paylaşımların için, kendi döngülerinle ilgili, farkındalıklarla ilgili anlattıkların için. İyi ki geldin. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Sen de iyi ki hani ağırladık, iyi ki bir şekilde karşı karşıya geldik. Çok güzel bir programdı. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Bu haftaki konuğum Özgen Kaya idi. Kendi döngülerinden, farkındalıktan konuştuk. Tabii ki iş güvenliği üzerine de konuştuk kendi işi olduğu için. Çok keyifliydi. Ona tekrar teşekkür ediyorum. Haftaya Mavi Kadın'da nasıl başardın da bambaşka bir konukla yine sizlerle birlikte buluşuyor olacağım. Görüşmek üzere. Kucak dolusu sevgiler.